Herkese merhabalar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi A101'den şöyle bir dolap almıştık. Kıymademler buradayken bunu hızlıca bir şekilde kurduk. Yani sonra ben sepetlerini falan yıkadım, kuruladım. Şimdi ben o sepetleri yerleştirmek istiyorum. Size de kamerayı açmak istedim. Öyle gelin hep birlikte yerleştirelim. Büyük olan yerleri, hatta ben yakından biraz çekeyim sizlere. Şöyle büyük olan yerleri, büyük oyuncakları, işte bezleri, ıslak mendilleri ve küçük oyuncaklarını koymayı düşünüyorum. Bu burada mı durur ya da şu dolabın, bizim gardırobun yanında küçük bir boşluk var. Tam bu kadar bir alanlık. Oraya koyarım ama önce burasını silip süpürdükten sonra koyarım. Orasını çekmem çünkü daha yeni temizlik videosu çektim sizlere. Öyle, şimdi bunu hep birlikte yerleştirmek istedim. Size de kamerayı açtım. Gelin hep birlikte bunu bir yerleştirelim. Evet, içine doldurmuştum. Bak, bunu Tolga açık bırakmış, sonra pil arayacak, bana arattıracak. Oyuncakları da böyle bir sepete doldurmuştuk, gözükmüyor. Kolaylık olsun diye gelip gitmek yapmayayım diye. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Öncelikle büyük oyuncaklarını şöyle yerleştirmek istiyorum. Şöyle koyalım. Şimdi ben yerleştirdim. Şurada bir traktör arkası var. Oraya topları koydum. Daha oynadığı oyuncaklar da var. Onları da koyacağım. Şöyle bir göstereyim. Boydan aşağıya, aşağıdan yukarıdan aşağıya şöyle bir göstereyim. Şurada mantar panom var. Bununla ilgili güzel bir etkinlik yapacağım. O yüzden o şimdilik burada kalsın. Buraya raflara sığmayanları şu üste koydum. Bu ilk iki çekmecede bezlerimiz var. Bez stoklarımız. Ve akabinde hemen ıslak mendil stoklarımız başlıyor. Alacağım anneciğim seni. Alacağım seni. Şurada hemen küçük oyuncaklarımız var. Onları koydum hemen gelişi güzel. Burada böyle, yine bu da sığmıyordum. Böyle kutuya koydum ve yan yatırdım. O yüzden bu da bu şekilde oldu. Burada araba falan var işte. Hangisi nereye sığıyorsa onları oraya koydum. Burada da daha çok büyük oyuncaklar var. Bu şekilde oldu. Her şeyi derledi, topladı. Bunlar yoksa dolabında yer kaplıyordu. Dolabında da başka bir şey kullanırım. Alanı başka bir şekilde değerlendiririm. Bence bu çok amaçlı dolap gayet güzel oldu. Sizlere de fikir olsun. Şimdilik böyle yerleştirdim. İlerleyen zamanlarda tabii ki de değişecek. Öyle. Şimdi arkadaşımla çay içmeye geldik. Aynen, sizlere kamerayı açtım. Çünkü arkadaşım öyle bir ince düşünmüş ki sizlere anlatamam. Waffle'da. Waffle yapıyoruz. Waffle yiyecektik. Ne yapacaktık? Bin oldu ki hani biz ailecek sizlerle. Bini kutluyoruz. Anne, uyuyor muyum? Hani şimdi onu yazsın, sizi de çekerim. Çok güzel oldu ya. Her şeyden en kıymetlisi. Efendim? Bunu kim taktı biliyor musun? Hangisi? Neyi? Kim taktı? Bunu. Gördüm. Neymiş o? Bora Gazca abi Celal taktı. Oy. Yemin ederim seni hiç unutmayacağım. Anne. Seviyorum seni ya. Valla. Bir de kapağını verebilir misiniz? Kapağını verin.
kapandı. Bir olmaz da benim de mancınım var. Şimdi kedi çıktı. Bak bunun kafası yukarıda. Bunun kafası aşağıda. Ne garip değil mi? Hadi kapağını kapatalım. İleride teyze kapağını kapatabilir miyiz? Ben de yapmak istiyorum. Ben de onu açmak istiyorum. Bak oğlum bak. Bebekken bak, böyle miydi? Yeni bir günden herkese merhabalar. Şimdi sizlere kamerayı açtım çünkü az önce yeni bir kargom geldi. Şöyle göstereyim size. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir salıncak. Amcamızdan oğluma Mehmet Erden'e bir hediye. Evin içinde kurulan, bahçeye kurulan, balkona kurulabilir herhangi bir salıncak. Bunun eğer linkini aşağıya bırakırım, sayfanın linkini Instagram sayfasından aldım. Herhangi başka bir
mağaza satışı var mı bilmiyorum ama sanırım yok, sadece Instagram üzerinden satış yapılıyor. İsmini de şuraya bırakırım, şuraya yazarım. Aşağıda Instagram linkini bırakırım. Alanlar çok memnun. Her yaş grubuna göre olabilir. Yani 45 sanırım 50 kiloya kadar kullanılabiliyor. Uzun ömürlü yani bir şey. Biz de zaten bunu istiyorduk. Amcamız da hani isteğimiz doğrultusunda bir şey almayı isteyince ben de bunu söyledim. Ve çok da makbule geçti. Buradan tekrardan teşekkür ederiz. Bunu kurulurken sizlere videosunu çekeceğim. Ve Arden de çok bayılacak. Çünkü parkta salıncakta sallanmasını çok seviyor. Malum kış da geliyor. Evde oyalabileceğim bir şey olacak. Zaten hani hep birlikte zaten tepkisine de bakarız. Öyle size de göstermek istedim. Daha günler günler sonra tekrardan kamerayı sizlere açıyorum. Çünkü salıncağı kuramadım. Ne oldu? Sesim merak etti, geldi. Gel. Gel. Bu arada bu kapıyı taktı ya bu aralar. Anneciğim bizim hiç oyuncağımız yok mu? Kapıyla oynamak nedir ya? Bakın şimdi kapıya gidecek. Onu böyle duvara çaptırıyor. O ses hoşuna gidiyor. İçerisinde bayağı bir dağıttık. Bir yandan da temizlik yapıyorum. Bakın. Bunu yapmak hoşuna gidiyor ya. Hele gündüz ilk keşfettiğinde kikir kikir yani. Ama burnunu çarpacaksın, öyle olmaz. Bak burası sivri. Lütfen gel. Gel. Gel kalk. Kalk. Kalk bakalım. Kalk. Arden'i buraya aldım. Şimdi bunu çekmiştim size. İçerisini yapıyordu dedemle Tolga. Fakat içerisi olmazmış. Çünkü bu tavanlar şeymiş. Alçıymış. Şurası alçı zannediyordum. Şurası normal zannediyordum ama orası da alçıymış. Hemen böyle delmesiyle girmesi bir oldu. Bunu denerken bayağı bir zorlaştırdılar yani. Bayağı bir çabaladılar. Çünkü burası artık nasıl bir şey varsa şurada hiç şey yapmadı. Hemen kolay olmadı yani işleri. Hatta bir gün birini bir gün birini deldiler. Yani o derece düşünün. Ay yoruldum. Yani demem o ki kapıyı olacak. Şu içerisiyle şu koridora bağlayan yerde şöyle sallanması için. Şurada da halatlar var gördüğünüz gibi. Bu halatları yapacağım işte birazdan. Kendimi çekeyim. Size de kendimi de göstereyim. Ev halimliyim, kusura bakmayın. Şimdi sizlere hemen şu kapıyı da kapatalım. Şimdi ben böyle bir salıncak aldım. Daha doğrusu doğum günü dediyse olarak amcamız aldı. Hani gereksiz bir yere almaktansa ne istiyorsanız ne gerekli falan diyerekten sormuştu. Ben de salıncak istiyordum. Uzun zamandan beri de hani istiyordum yani böyle bir şey. Sadece kışın gelmesini falan bekliyordum. Çünkü Arden salıncakta sallanmasına bayılıyor. İnanılmaz derecede çok seviyor. Kış geliyor. Ocak ayındayız. Ocak ayında da dışarı çıkmamız imkansız. Yani zaten bünyeleri ne kadar şey böyle... soğuğa karşı dayanabilir ve parklar da bize uzak, yani bana göre uzak bana göre yakın da çocuğa göre uzak kalabilir yani bir soğukta dışarı çıkmak adına. Dediğim gibi ev salıncağı istiyordum, nasıl bir şey olacağına karar verememiştim, böyle bir salıncak modeli buldum işte, asılabilen, kapıya takılabilen bilmem ne falan. Tabii bunların farklı bir modellerde de var. Mesela ayaklı olup da böyle içeride taşınabilir salıncaklar da var ama onlar belli bir yaşa kadar kullanılmıyor maalesef. Bu salıncak 45 kiloya kadar, 45-50 kiloya kadar sanırım kullanılabiliyor. 50 kilo abartmayayım da 45 kiloya kadar sanırım kullanılabiliyor ve uzun ömürlü yani. Bana göre uzun ömürlü. Alırız. İşte tayinimiz gittiğimiz yerlerde de kullanabilir. Dediğim gibi 45 kiloya kadar yani neredeyse kaç yaşına kadar işte kullanacak arkadaşlar. Böyle bana çok mantıklı geldi. Portatif olması, işte kuruluşlu olması falan filan. Kurulum biraz uğraştırıyor. Tabii yer bulamadığınız için uğraştırdı bizi. Sizinkisi tabii böyle tavanlarınız falan müsaitse çok kolay bir şekilde hemen kurulum sağlayabilirsiniz. Bizimkisi biraz gecikti bile. Yani demem o ki kışın bize çok yarayacak. Şimdi ben bunu kurayım. Kururken sizlere video çekemem. Çünkü telefonda kurulum videosu var. Onu izlemek zorundayım. Kamera olmayınca böyle oluyor. İşte arkadaşlar bir yandan telefonla video çekmek zorundasın. Bir yandan işlerini halletmek zorundasın. Öyle. Şu halatları geçireceğim. O halatları yaptıktan sonra zaten salıncağım kurulumu. Gerçekten çok basit. Öyle onu yapayım. Size tekrardan anlatırım. Öyle.
Şimdi halatları geçirdim. Şöyle elimden geldiğince sağlama yapmaya başladım. Geldim salıncak kısmına. Salıncak kısmında da videodan izlediğim kadarıyla ön ve arka kısımlar aşağıda gelecek. Şöyle yani şu şekilde olacak. Ön ve arka kısımdaki yerler var salıncakta. Onlar aşağıda gelecek. Yan kısımlar şöyle delik deliğe üstten gelecek yan kısımlar. Bunu şöyle göstereyim hemen. Şu altta olacak. Şu şöyle üstte olacak. Bu deliklerden şu halatın diğer uçlarını geçireceğiz. Ve geçirdikten sonra da şu an Arda'nın oynadığı şu ahşap boncukları takacağız. Nereye attın anneciğim onu? Koş getir onu hadi. Koş. Hadi getir onu anneciğim. Gel. Getir. Evet. Bu ahşap boncukları da takacağız. Çak. 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 Çak.